أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. يا ربيم هر birimizin hem dünyasını hem ahiretini mamur eylesin. Yüce Rabbim kalbi imanla dolu olan, ihlas ile dolu olan, takva ile müzeyyen olan, dini celil İslam'ı güzel yaşayan, başkalarının da yaşamasına vesile olan bahtiyar kullarından eylesin. Bir insanın sınav için geldiği bu dünyada başının en büyük belası nefs-i emmaresidir. Nefsin heva ve hevesleridir. Her dünyaya gelen insan buluğa erdiği andan itibaren mükellefliği başlıyor. Son nefesini teslim edinceye kadar mükellef, yani sorumlu insan olarak, kadın olsun, erkek olsun, fakir olsun, zengin olsun, devam ediyor. Eğer insanoğlu bu fani dünyada 3 günlük, 5 günlük neyse fani dünyada sınavı kazanabilirse, ebedi ve sonsuz alemde, sonsuz cennette ebediyen zengin kalacaktır. Nimetler içerisine gark olacaktır. Sevgili gençler, kıymetli hoca efendiler, insanoğlu cennette 1 milyon sene yaşasa hep 32-33 yaşında olacak, 34 yaşına gelmeyecek. 1 milyon sene yaşasa cennette bir defa başı ağrımayacak, bir defa dizi ağrımayacak, bir defa canı sıkılıp da oh, of be demeyecek. Stres nedir görmeyecek. Yokluk nedir görmeyecek. Acı hissetmeyecek, kavga görmeyecek. Birbirleriyle münakaşa, mücadele eden insanlarla karşılaşmayacak. Kısacası, moralini bozacak hiçbir şeyle karşılaşmayacak. Aradan milyonlarca sene geçse bile. Cennet ebedidir, cehennem de ebedidir. Aman Allah'ım, bu ne güzellik, bu ne büyük nimet, ne büyük zenginlik. Arzu ettiğin nimetlerin her birisi ayağına geliyor, hiçbirisine 5 kuruş ödemiyorsun. İstediğin etleri yiyorsun, kolesterol yapmıyor, şeker yapmıyor, obezite falan olmuyor. Hiçbir yan etkisi, hiçbir gıdanın yok. Ve muttekiine fiha alel araik, kanepeler, koltuklar üzerinde gel keyfim, gel yapacak insanlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Sizden birinizin cennetteki 1 metrekarelik yeri bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir, daha kıymetlidir. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerlendirmesiyle cennetteki 1 metrekarelik yer bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. Böyle olunca cennette hiçbir kimseye 1 metrekarelik yer verilmeyecek. Cennetteki en fakir insana, cennetin en fakirine 2 bu dünya kadar yer verilecek. 2 bu dünya kadar yer verilecek. Gezmekle bitmez, tozmakla bitmez. Bu en fakirinedir. Zenginlerine ne verileceğini biz tahayyül edemeyiz. Çünkü hadis-i kutsi'de Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla bizlere şöyle haber vermiştir. اَعْتَدُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ
مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اَعْدَدْتُ Ben salih kullarım için öyle nimetler hazırladım ki hiçbir kimsenin gözü görmemiş, hiç kimsenin kulağı işitmemiş. Gözün gördükleri sınırlıdır, kulağın da işittikleri sınırlıdır ama hayal sınırlı değildir. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Hiçbir beşerin kalbine düşmemiş nimetler hazırladım salih kullarım için diyor. Arkadaşlar cennetteki köşklerden, cennetteki nimetlerden, akan ırmaklardan, pınarlardan, dostluklardan, gelmelerden, gitmelerden bahseden ayeti kerimeler ve hadisi şerifler gerçekten cennetin akıl almaz güzelliğe sahip olduğunu anlatıyor. Bu cennet ebedi ve sonsuzdur. Bu cenneti kazanmak, buradaki imtihanı kazanmakla ancak olabilir. Bu imtihanı kazandığımız zaman o cenneti kazandık demektir. Peki nefis bize ne yapmak istiyor? Nefis ve şeytan omuz omuza vererek o imtihanı kazanmamıza engel oluyor. Nefsin bizim önümüze koyduğu şeyler, yaptığı teklifler, bizim cennete girmemize engel teşkil eden şeylerdir. Şöyle bir örnek vereyim size arkadaşlar. Geçenlerde birisi geldi bana. Kardeşi hapishaneye düşmüş, 25 yıl hüküm giymiş. Bir adamın ölümünde onun da adı geçmiş. Mahkeme yaptığı araştırmalarda öldürülen maktulün öldürülme zamanında bu kişinin de telefonu o bölgede sinyal vermiş. Dolayısıyla olayın işlenmesinde bu da cürüm sahibi kabul edilmiş. 25 sene ağırlaştırılmış, hapis cezası verilmiş kendisine. Kendisi iddia ediyormuş ki hayır ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. İddia ediyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Ali Hoca bana yardımcı olsun. Falanca Hoca da yardımcı olsun. Bir avukat tutulsun. Hakkım müdafaa edilsin diyor. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim nokta şurasıdır. Bu arkadaş belki adamı öldüren değildi. Zaten adamı öldüren budur demiyorlar. Ama cinayetin faili, katili kimse onunla müşterek çalıştığını hakim kendisine göre tespit etmiş. Bu tespite binaen buna 25 sene ceza vermiştir. Öldürdüğü için değil, öldürenle beraber olduğu için. Anlatabildim mi burasını arkadaşlar? Arkadaşlar, bir örnek olarak verdiğim bu misalden nefis Allah'ın amansız düşmanıdır. Şeytan Allah'ın amansız düşmanıdır. Onun safında yer aldığımız zaman biz ne yapmış oluruz? Allah'ın düşmanının safında yer almış oluruz. Onun isteğini yerine getirirsek, onun tekliflerini evet dersek Allah'ın tekliflerini reddetmiş oluruz. Onun için burası bizim ince noktamızdır, kırmızı çizgimizdir tabiri caizse. Biz neyin hesabını yapmalıyız? Bir teklif nefisten geliyorsa bunda iyi niyet yoktur ve iyi akıbet de yoktur. Nefisten gelen her teklif bizim için kötü bir tekliftir, akıbeti de kötüdür. Bizi kendi safına aldığı zaman Allah'ın safından, Allah'ın dostlarının safından uzaklaştırır. Nefsin bize iki türlü teklifleri vardı. Bir haram ve günahları teklif eder, bir de fuzuli mubahları teklif ederdi. Fuzuli mubahlardan maksat nedir? Bu telefonu aldım elime, annemi aradım, görüştüm, güzel. Babamı aradım, görüştüm. O da güzel. Peki, ben bu telefonu elime aldım.
açtım, girdim internete, döndüm dolaştım her tarafı, reklamlara baktım, bir saat telefonla uğraştım. Telefonu elime almam mübahtı. Anamı, babamı, arkadaşımı aramam, o da mübahtı, güzeldi. Ama bu mübahlara biraz fazla daldırınca biraz sonra ne oluyor? Oyun bölümüne geçiyorum, başlıyorum oynamaya. Peki oynadıkça ne oluyor? Durmadan ağzı ballanıyor. Geçen de birisi geldi, dedi ki hocam dedi, Rize'de cenazeden geldim dedi. Rize'de bir cenazeye katıldım dedi. Adamın adını da zikretti. 18 yaşındaki çocuk kendi kendini öldürmüş, intihar etmiş. Dedim, akli dengesini mi kaybetmiş? Yok dedi. Bilgisayarda bir oyun vardır. Adını da söyledi. O oyunda öyle bir noktaya geliyor ki, diyor ki o noktadayken, şimdi diyor buradan bir ileriye geçebilmeniz için ya çok sevdiğiniz birisini öldürmelisiniz veya kendinizi öldürmelisiniz. O da tak bir ileri noktaya geçmiş. Yani fuzul-i mubah anlatmaya çalışıyorum. Başladın, konuşuyorsun. Kimle konuşuyorsun? Annenle. Anneciğim nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah iyiyim. Yavrucuğum sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Anneciğim, soracağın özel bir şey var, sorarsın. Soracağın özel bir şey yoksa, dua ediyorum, dua bekliyorum dersin, telefonu kapatırsın. Yarım saat telefon görüşmesi olmaz. Telefonu eline aldığın zaman, efendim, mubah bir şeyle başlamış oluyorsun. Ama bu elinde durdukça, fuzuli mubah nereye dönüşüyor? Yavaş yavaş dairenin dışına doğru insanı çekiyor. Bir arkadaşınla oturursun, konuşmaya mübahtır, konuşursun. Ancak bu konuşma 2 saat, 3 saat olunca kaç tane gıybet, kaç tane suizan işin içerisine girmiş olur? Allah bilir. Onun için haramlardan kesin sakınmamız lazım. Fuzuli mübahlardan da sakınmamız lazım. Neden? Diyor ki, ve mukabiluhu, nefsin arzularına uymaya ne diyoruz? Nefse ittiba, nefsin heva ve hevesine ittiba diyoruz. Bu insanı nereye götürüyor? Felakete götürüyor. Peki nefsin arzu ve isteklerine, heva ve hevesine ittiba etmenin zıttı nedir? Onu yapmayacağız da neyi yapacağız? Ve mukabiluhu el mucahedetu. İttiba'ul hevanın, heva ve hevese uymanın zıttı mücahededir. Peki vehiye mücahede nedir? Fatmun nefsi anil me'lufati. Nefsin alıştığı şeyler var. Onlardan onu keseceksin diyor. İmam Busayri'nin nesi vardı arkadaşlar? Kaside-i Burdesi mi vardı? Kaside-i Burdesi'nin bir bölümünde der ki, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Güzel bir teşbih yapıyor. Diyor ki, nefis neye benzer? Süt emen çocuğa benzer. Arkadaşlar, siz annenizden süt emdiğiniz günleri hatırlar mısınız? Hatırlamazsınız. Sizden sonra gelen kardeşlerinizin emdiğini belki hatırlarsınız. Çocuk artık ben süt emmek istemiyorum diyerek mi sütü bırakıyor, yoksa nasıl bırakıyor? Bizim memlekette yaylada üstte bir komşumuz vardı. Çocukluğumuzda biz yaylaya gittiğimiz zaman 7 yaşındaydı, annesinden hala emiyordu. 7 yaşında. Caiz değildir ama onlar caiz olup olmadığını bilmezlerdi. Arkadaşlar, süt, çocuk 2 sene veya bilemediğin 2,5 yaşına kadar süt emmesi ona faydadır. Normal gıdalara dönmesi lazım 1 seneden sonra, 1,5 seneden sonra. Bilemediğin en geç 2,5 seneden sonra normal gıdalara dönmesi lazım. Mide de buna hazırdır. Bünye de bunu istiyor zaten.
Anneler ne yaparlar? Çocuğu sütten kesmek için çocuk illa süt emmek isterse memesine biber sürerler. Tuz sürerler. Ağzına memeyi alınca ağzı acımaya başlar. Nefret eder memeden. Böylece memeden onu kesmiş olur. Değilse 7 yaşına gelir hala emmeye devam etmek ister. Diyor ki İmam Busayri Kaside-i Burdesi'nde ve nefsü kattıfli, nefis çocuk gibidir. İn tuhmilhu, eğer sen ona salı verirsen şebbe ala hubbir radai, yani hep böyle emmeye devam edeyim emmeyi sürdürmek ister. Peki ne olacak? Ve in taftimhu yenfatimi, eğer memeyi vermezsen ona, 2 gün 3 gün vermedin memeyi, ondan sonra diğer gıdalara alışmış olur. Arkadaşlar, burada güzel bir teşbih var. Nefsin arzularını verdikçe doydum demez. Doydum demez, yeter demez. 1 yaşında, 1,5 yaşında bütün ekranı emmeyi terk ettiği halde veya anneleri bıraktırdığı halde 7 yaşına gelmiş, 8 yaşına gelmiş hala emmeye çalışan çocuk. İşte nefis de böyledir. Doydum demez. Sen keseceksin onun arzusunun önünü. O da artık. Şimdi arkadaşlar, kendimi düşündüğüm gibi şüphesiz bir şekilde sizi de düşünüyorum. Benim gönlümde zerre kadar, milyonda bir zerre kadar içki içme gibi bir hevesim yok. Sizin var mı? Sizde de yok. Niye? Çünkü onu sütten kestiniz. Yani hiç yüz vermedik ona biz. Alıştırmadık onu. İçki emmeye alıştırmadık onu. Doğru mu arkadaşlar? Ama bu işe alışmış muhtela olan adam yemek yerken, mangal pişirirken, köfteleri cızbız yaparken gözün önüne gelir. Doğru mu? Niye? Çünkü o alıştırdı nefsini. Nefsini alıştırdı. Çok affedersiniz, domuz etiyle ilgili herhangi bir meylimiz var mı? Yok. Çünkü tamamen kestik perdeyi. Asla onu kabul etmiyoruz. Burada mutabıkız arkadaşlar. Domuz eti niye? Nefret ettik ondan. Haramdır. Hiç evimize girmedi. Hayatımıza girmedi. Hevesimiz yok ona. İçkiye hevesimiz yok. Hevesimiz yok ama amcamızın, dayımızın, yakın akrabalarımızın bir kısmının elinden hiç düşmüyor. Nasıl oluyor? O ne yapmış? Nefsini alıştırmış ona. Nefis iç demiş, o da içmiş. İç demiş, o da içmiş. İç demiş, o da içmiş. Çocuk gibi devam etmiş. Kurtulması için ne yapması lazım? Yeter artık deyip sırtını dönüp bir daha tarafına bakmaması lazım. Efendi Hazretlerimizin sohbetinde dinlemiştim. Bu söylediğim arkadaşlar, siz daha doğmamışsınız. 60'lı yıllarda doğmuş muydunuz? 60'lı yıllarda doğmamışsınız değil mi? 60'lı. Ben onu 70'li yıllarda dinledim de. Demek ki 70'li yıllarda olabilir. 70'li yıllarda Efendi Hazretlerimiz dedi ki, o zamanlarda da bu ev telefonları vardı, cep telefonu yoktu. Adam 55-60 yaşında birisi gelmiş, demiş ki Efendi Hazretleri'ne, ya Efendi Hazretleri demiş, bir kadın bana muhtele oldu, beni yoldan çıkardı, kurtulamıyorum ondan, zinadan kurtulamıyorum, bana ne yapmam lazım? Ben de dedim ki ona, dedim, nasıl sana ulaşıyor? Telefon ediyor, şurada buluşalım, gidiyor buluşuyoruz diyor. Telefon edince diyor sana, açtın telefonu, baktın ki ses onun sesi. Hiçbir şey söyleme, tak diye telefonu kapat. Yok müsaitim, değilim, geldim, geleceğim, geliyorum. Hiçbir şey söylemeyeceksin, tak telefonu kapatacaksın. Bir kelime cevap vermeyeceksin ona. Bir süre aynen bu şeye uydu, kurtuldu. Laf dinledi, nasihat dinledi, kurtuldu. Bir defasında kadın yine aramış. Bu sefer, ya beni meşgul etme, artık ben tövbe ettim falan dedi.
Kadın ona bir laf yetiştirdi, o ona bir laf yetiştirdi derken makara tekrar gevşedi. Şimdi söylemek istediğim şu arkadaşlar. Sen evvela dersin ki, ya ben onu ikna edeyim falan. Nefis devreye giriyor ya. Ben onu ikna edeyim diyorsun. Onun o sesinin yumuşaklığı, inceliği, nefsi okşuyor, okşuyor. İnsan tekrar ayağı kayıyor, yuvarlanıyor. Sonuç olarak nefsin arzu ve istekleri insanı felakete götüren isteklerdir. Bununla isteklerine uymanın bizi felaketlere sürüklediği kesindir. Bu işin zıttı nedir? Bu işin zıttı mücahededir. Mücahede ne demek? Yani nefisle cihad ediyorsun demektir. Nefisle savaş yapıyorsun demektir. Cihad ediyorsun demektir. وَهِيَ فَطْمُ النَّفْسِ عَنِ الْمَعْلُوفَاتِ Nefsi arzularından ve isteklerinden kestiğin zaman mücahede işi devam ediyor demektir. وَحَمْلُهَا عَلَى خِلَافِ هَوَاهَا Onun arzu ve isteklerinin tersini yapacaksın. Şimdi bir örnek vereyim, kolay bir örnek vereyim, hepinizin anlayabileceği bir örnek vereyim. Mesela Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedik, selam verdik. Camide cemaatle namaz kılıyoruz, selam verdik. Selamdan sonra ayrılıp kalkıp biz efendim dershanemize, evimize gidip sünneti kılabiliriz. En arkada gidip de sünneti kılabiliriz. Peki en arkada kılmanın fazileti mi var? Niye en arkaya gidiyoruz? Kapıya yakın olsun diye mi? En arkaya gideriz. Hele git arka tarafta namazını kıl dersin. Gidersin arkada kılarsın. Bu sefer selam verince der ki ya tesbih yolda çekersin. Kalmana da gerek yok. Neyse ayakkabıları giyersin. Güya tesbih yolda çekecektin. Bir arkadaşın da seninle beraber ayakkabılarını giyer. Bu sefer başlarsın kol kola konuşmaya başlarsınız. Tesbih işi bitti. Ayet-el kürsi tesbih işi bitti. Peki öyle yapacak yerde madem farzı kıldın, sünneti de biraz sağ, biraz sol, bir saf ileri, bir saf geri yapıp kılsan, tesbihini de bitirsen, o milletle beraber de dua yapsan daha kârlı değil misin? Daha kârlısın. Şimdi burada ne yapıyor? Diyor ki sana önce nasıl olsa farzı kıldın. Sünnette geç arkaya diyor. O sana geç arkaya diyorsa sen öne geç. Efendim tesbih yolda çekersin diyor. Hayır yolda çekme, camide çek. Çünkü o seni adım adım nereye götürüyor? İyiliklerden mahrum olmaya, bir takım felaketlere de maruz olmaya götürüyor. İşte burada ne yapacaksın? Nefsin duygularıyla mücahede edeceksin. Evimizdeyiz. Ezana var 10 dakika. Ancak camiye gideriz. Cemaatle namaz kılabiliriz. Bir telefon görüşmesi 10 dakika sürüyor. E kardeşim 10 dakika sürerse bir telefon görüşmesi sen efendim nasıl camiye gideceksin? 10 dakika otur oturduğun yerde. İşte tam da o zaman telefon gelir. Veya tam camiye gitmen yaklaşıyor. Ya bir abdest tazeleyeyim. O kadar derviş madem o kadar derviştin niye daha önce abdestini almadın? Şimdi o zamana kadar bekleyip tam ezan vaktinde abdest alma ihtiyacı duymak dervişlikten kaynaklanmaz. Devrilmişlikten kaynaklanır. Çünkü camiye götürüp nasıl olsa ya, camide şimdi namaza durmuşlardır. Öyleyse ben burada kılarım. Evde kıldıktan sonra da çok acelesi yok dersin. Arkasından neler geleceğini siz tahmin edebilirsiniz. İşte arkadaşlar diyor ki وَمُقَابِلُهُ هَوَى وَهَوَسَ اِتِّبَى etmenin mukabili karşıtı الْمُجَاهَدَةُ mücahededir. وَهِيَ فَطْمُ النَّفْسِ عَنِ الْمَعْلُوفَاتِ وَحَمْلُهَا عَلَى خِلَافِ هَوَاهَا Nefis neyi arzu ediyorsa tam tersini yapacaksın. فِي عُمُومِ الْاَوْقَاتِ Bütün vakitlerde ey nefis sen ne dersen ben sen ne istersen ben tersini yapacağım. Diyeceksin. فَهِيَ بِضَاعَةُ الْعُبَّادِ
abidlerin sermayesi budur. وَالزُّهَاد وَرَأْسُ مَالِ الزُّهَاد zahitlerin ana sermayesi budur. Arkadaşlar, ubbat ve zuhat abid ve zahit kelimelerinin cemisidir. Abidler ve zahitler. Zahit kime denir? Rahmetli İhsan Efendi hocamız çok değerli bir hoca efendiydi. İlmi, irfanı, ahlakı çok mükemmeldi. Bazen hadisi şerif okuturdu bize, mealini ve tercemesini bize yaptırırdı. Bu İsmail Gençtürk Hoca Efendi'nin babası Selman Gençtürk kardeşimiz, o zaman bizim abimizdi. Yaş itibariyle abimizdi, aynı sınıfta ders okuyorduk. Sınıfın en kibar abisi de oydu. Rahmetli İhsan Efendi hocamız ona okuttu bir hadisi şerifi. Orada da zahit kelimesi geçmişti. Dedi ki ona, Selman Hoca, zahit ne demektir? O da dedi ki, dünyadan el etek çekendir. O zaman güzel hatırıma kaldı. Hoca Efendi de güzel hoşuna gitmişti. Zahit kime denir? Dünyadan el etek çekene. Ne demek dünyadan el etek çeken? Yani benim için önemli olan ahirettir. Dünyada kar da etsem, zarar da etsem ben ne karıma sevinirim ne de zararıma üzülürüm. Kar da geçici, zarar da geçicidir. Ben dünyada fakir olayım, üzülmem. Ahirette fakir olmayayım. Dünyada zengin olmam beni sevindirmez. Çünkü dünyada zengin, ahirette fakir olursam ne işe yarar ki? İşte zahit dünyadan el etek çeken, yani ahirete kıymet veren demektir. Zahitlerin ana sermayesi, abidlerin sermayesi nedir? Nefisle mücahede etmektir. Onun alışkanlıklarıyla mücahede etmektir. Arkadaşlar, diyelim ki saatinizi kuruyorsunuz, gece şu saatte kalkacağım, abdest alacağım, teheccüd namazı kılacağım, ders yapacağım diye karar veriyorsunuz. Sonra telefon çalmaya başlıyor. Bir süre çaldıktan sonra uyanıyorsunuz. Öyle uykulu bir şekilde telefona bir tokat yapıştırıyoruz. Günah neydi, suçu neydi, sen kurdun onu. Telefona vuracak yerde kendine vursana. Telefon kendi kendine bağırmıyor, onu sen bağırtıyorsun. Şu saatte bağır dedin ona, o da seni dinledi, laf dinledi. Bağırıyor işte. Neyse, tak bir tane vuruyoruz, biraz daha uyuyalım diyoruz. Oo, bir daha bakıyoruz ki ezan okundu. Neyse, bir arkadaşımız geldi, dürttü bizi, kalk dedi, haydi kalktık diyelim. Şimdi gerçekten nefsin ağrına gidiyor mu? Gidiyor. Niyet etmişiz ki biz de 4 rekat veya 6 rekat kılacağız. Fakat namaza durduğumuz zaman hemen pazarlık değişiyor. 2 rekat yeter diyoruz. Ne yapacak? Abidler ne yapıyor burada? Zahitler ne yapıyor? Sen mi öyle istiyorsun? Tersini yap. Uyku mu istiyorsun? Uyutmayacağım seni. Yatmak mı istiyorsun? Yatırmayacağım seni. Eğlenmek mi istiyorsun? Eğlendirmeyeceğim seni derler. İşte buna cihad denir, mücahede denir. Ve medaru salahin nufusi, nefisleri ıslah etmenin yolu buradan geçer. Ve tedliliha, nefisleri zelil yapmanın yolu buradan geçer. Ve mulaku veya ve milaku takviyetil ervahi ve tasfiyetiha, ruhları pırıl pırıl yapmanın ve takviye etmenin yolu buradan geçer. Ve vusuliha, ruhların ulaşması gereken makamlara ulaşması buradan geçer. Arkadaşlar, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Okullarımız ki bizim yolumuzda mücahede ederler. Kimle mücahede edecek? Nefsani arzularla mücahede edecek, şeytani duygularla mücahede edecek. O seni çekecek, sen teslim olmayacaksın. O seni asılacak, sen teslim olmayacaksın. O sana bir şey yaptırmak isteyecek, yapmayacaksın. Bu nedir? Durmadan bu mücadele var arkadaşlar.
Bir insan Müslüman mıdır? Allah'a inanmış, cennete doğru koşuyor mu? Bunda ne vardır? Durmadan nefis bunun ayağına çelme takıyordur. Şeytanla birleşiyor, bunun ayağına çelme takıyordur. Asılıyor cübbesinden, asılıyor ceketinden, gitme, gitme diyor. Nereye gitme? Cennete gitme diyor. İşte abidler, zahitler, takva insanlar bu yolu nasıl aşmışlardır? Nefsin bu arzularını tersine çevirmekle, arzularında ona muvafakat etmemekle, tamam sen istiyorsan öyle yapayım dememekle, istiyorsa tam tersini yapıyor. Sen benim için iyilik düşünmüyorsun diyor ve tam tersini yapıyor. Burada Şârih Hazretleri diyor ki, birçok alimden nakil yapıyor, Sirr-i Sakati Hazretleri'nin şöyle bir tavsiyesini aldı kitabına, ben de sizinle paylaşıyorum. Evliyaullah'tan Sirr-i Sakati Hazretleri diyor ki, ya ma'şara şebab, ey gençler topluluğu, ciddu kable en tebluğu meblağî, benim geldiğim yaşa gelmeden ciddiyetle çalışın. Elde etmek istediklerinizi, tahsil etmek istediklerinizi elde etmekte, ulaşmak istediğiniz makamlara ulaşmakta ciddi olarak çalışın. Gayretinizi ortaya koyun. Fetel'ufu, sonra ben ihtiyarlayınca zayıfladım, siz de zayıflarsınız. Artık yapamazsınız, yol koşamazsınız, mesafe kat edemezsiniz. Ve taksiru kema kassartu. Ben şimdi yaşlı olunca gençliğimde yaptıklarımı yapamıyorum. Siz de benim yaşıma gelince gençken yapacaklarınızı yapamaz duruma gelirsiniz. Ey gençler, elinizdeki bu fırsatı kaçırmayın. En iyi şekilde değerlendirin. İbrahim İbn Ethem Hazretleri der ki, لَنْ يَنَالَ الرَّجُلُ دَرَجَةَ الصَّالِحِينَ. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri kendisine nimet verdiği مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere Allah mahza lütfunu inam etmiştir, nimetlerini yağdırmıştır. Peki bir insan salihler derecesine nasıl ulaşabilir? Diyor ki, لَنْ يَنَالَ الرَّجُلُ دَرَجَةَ الصَّالِحِينَ حَتَّى يَجُوزَ سِتَّ عَقَبَاتٍ. 6 tane sarp yokuşu geçmeden salihler derecesine ulaşamaz. 6 tane geçit var, o 6 tane geçidi geçeceksin, o zaman salihler derecesine ulaşırsın. Yoksa 3 köfteyi 25 kuruşa kimse satmıyor. Peki nedir o 6 tane sarp yokuş? Diyor ki, يَغْلِقُ بَابَ النِّعْمَةِ وَيَفْتَحُ بَابَ الشِّدَّةِ. Nimetin kapısını, yani nimetler içerisinde yaşamanın kapısını kapatacaksın, zorluk kapısını kendine açacaksın. Yani gel keyfim gel diye dünyada hayatını sürdürmek istersen, iki rahatlığı bir adama vermezler. Hem dünyada rahat, hem de ahirette rahat, bunu vermezler. Eğer ahirette rahat etmek istiyorsan, ahirette bol nimetlerle hayatını sürdürmek istiyorsan, dünyada nimet kapısını kendine kapatacaksın, şiddet kapısını açacaksın. Neyi kastediyor burada şiddetten arkadaşlar? Yani canının istediği rahatlığı, rahatlık kapısını kapatacaksın, bol bol imkanların olabilir. Mesela bir insan maddi durumu çok iyi olabilir. Her yemekte efendim çok güzel bir lokantaya gidip yemek yeme imkanı olabilir. Ama bu imkanım var diye hep öyle mi yemem lazım? Nefis, herkesin yediği gibi yemek yetmiyor mu sana? Bir dakika, ben bu nimet kapısını, yani imkanım olduğu halde, gitme imkanım olduğu halde gitmiyorum. Şimdi
umreye gidenler, hacca gidenler, otel ile pazarlık yaparken sorarlar. Yemek açık büfe mi yoksa tavildot mu? Hangisini tercih ederiz? Açık büfe. Çünkü açık büfede 50 çeşit, 40 çeşit, 30 çeşit yemek var. Hep tecrübeyle sabittir. Gidenler bilirler. Veyahut da kahvaltı için gittiğimiz yerlerde ücretle kahvaltı yapılan işte 35 lira, 40 lira, 45 liraya kahvaltı veriyorlar. Açık büfe. Ne yapıyoruz? Bir tabağı dolduruyoruz, bir tabak daha dolduruyoruz, götürüyoruz, masaya koyuyoruz, gidiyoruz, alamadıklarımızı alıyoruz. Tırla taşır gibi malzeme taşıyoruz. Nasıl olsa ben buraya 35 lira vereceğim, adamın anasını ağlatayım diyor. Peki, işte burada nimetin kapısı sana açık ama sen ne yapacaksın onu? Nefis, sen burada güçlenmek istiyorsun. Deli katır gibi tekme atmak istiyorsun bana. Ben bu nimetin kapısını sana kapatacağım, istediğini sana vermeyeceğim diyeceksin. Açık büfe kahvaltıya gidecek yerde normal bir kahvaltıya gidersin. يَغْلِقُ بَابَ الْعِزِّ وَيَفْتَحُ بَابَ الذُّلِّ. Efendim, bir yerde çok onurlu, herkes sana hürmet edecek, saygı duyacak, öyle bir pozisyon vardır. Bir yerde de efendim, kuzu kuzu olacaksın, öyle herkesin sana iltifat ettiği bir manzara olmayacak. O izzet kapısını kapatacaksın, zillet kapısını. Yani nefsin hoşuna gidecek olan o manzaraya bir dakika dur diyeceksin. Bana lazım değildir bu. Nimet gibi gözüküyor ama bu benim için zehirdir diyecek. يَغْلِقُ بَابَ الرَّاحَةِ وَيَفْتَحُ بَابَ الْجُهْدِ. Efendim, kalkman gerekiyor, ders yapman gerekiyor, namaz kılman gerekiyor. Bir de ama yatakta yatıyorsun, rahatlık var. Orada rahatlık kapısını kapatacak. Ne kapısını açacak? Cehdu gayret kapısını açacak. يَغْلِقُ بَابَ النَّوْمِ وَيَفْتَحُ بَابَ السَّهَرِ. Uyku kapısını kapatacak. Allah için uyanıklık kapısını açacak. يَغْلِقُ بَابَ الْغِنَى وَيَفْتَحُ بَابَ الْفَقْرِ. Zenginlik kapısını kendisine kapatacak. Fakirlik kapısını açacak. Yani zengin olsa da fakir gibi yaşayacak. يَغْلِقُ بَابَ الْاَمَلِ وَيَفْتَحُ بَابَ الْاِسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ. İnsanın emelleri, arzuları vardır. Bu emel ve arzuların kapısını kapatacak. Ben yapamayacağım şeyleri düşünmeme gerek yok. İlerisini düşünmeme gerek yok. Vakti geldiği zaman ne yapılacaksa yapılır. Ben ölüm için hazırlanmam lazım. Bu hazırlığımı yapayım. Ölümün geleceği kesindir. Ama evleneceğim kesin değildir. Çocuk sahibi olacağım kesin değildir. Emekli olacağım kesin değildir. Ev alacağım kesin değildir. Doğru mu arkadaşlar? Öleceğimiz kesindir. Kesin olan ölüm için hazırlık yapar. Bu altı tane kapıyı kapatır, altı tane kapıyı kendisine açarsa o zaman salihler derecesine ancak ulaşmış olur diyor kıymetli dostlar. Peki, şimdi ben tekrar asla dönüyorum arkadaşlar. Diyor ki El-mücahedetu ve hiye fatmun nefsi ve hamluha ala khilafi hevaha fi umumil evkat fe hiye bida'atul ubbad ve ra'su mali zuhad. Nefisle cihad etmek, nefse uymanın tam tersine, nefse uymak insanı felakete götürür, nefisle mücahede etmek de insanı a'la-i illiyine çıkarmış olur. فَعَلَيْكَ اَيُّهَا السَّالِكِ. Ey Allah yolunda yürüyen insan, ey Allah'a varmak isteyen insan, adi dünyadan şerefli ahirete, değersiz dünyadan çok değerli olan ahirete koşmak isteyen insan, فَعَلَيْكَ اَيُّهَا السَّالِكِ بِالتَّشَمُّرِ فِي مَنْعِ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Nefsi arzularından engellemek için kollarını sıvazla. Artık harekete geç, ciddiyetle işi ele al. Ve hamliha alel mücahedeti. Evet. İn şi'te minallahil huda. Allah'tan hidayet istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Hidayet en büyük nimet. Eğer Allah'tan hidayet istiyorsan,
nefisle mücadele için kollarını sıvazla, işi ciddiye al, harekete geç, silahını kuşan, nefisle savaşmaya başla. Eğer hidayet istiyorsan. Delilin nedir? Estaizu billahi. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَالَّذ۪ينَ okullar ki جَاهَدُوا ف۪ينَا bizim yolumuzda cihad etmişlerdir. Cahedu mücahede arkadaşlar, savaşmak. Kimle savaşıyor? Nefisle savaşıyor. Bize ulaşmak için, Allah'a ulaşmak için, Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için mücahede eden, nefisle savaşan kullarımız var ya, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا kesinlikle ve kesinlikle onları bize varan yollara hidayet edeceğiz diyor Allah. Hidayeti garanti ediyor. Kime garanti ediyor? Nefisle mücahede edene Allah hidayeti garanti ediyor. Hangi ayetle sabit? Hangi ayetle sabit arkadaşlar? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Ankebut suresinin son ayeti. Doğru mu söyledim arkadaşlar? Doğru mu söyledim? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Ankebut suresinin son ayeti bu. Cenab-ı Hak burada garanti ediyor. لَنَهْدِيَنَّهُمْ Lam tekit harfi arkadaşlar. لَنَهْدِيَنَّ nun-u müşeddede, o da tekit ifade ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim yolumuzda nefisle cihad edip mücahedeyle efendim bize ulaşmak isteyen kullarımız var ya, vallahi muhakkak kesinlikle biz onları bize varan yollara hidayet edeceğiz. Sen Allah'tan hidayet istiyorsan yapman gereken bu nefisle mücahededir diyor. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Arkadaşlar bu ayeti kerime de çok önemli bir ayeti kerimedir. Ne diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Bu da Ankebut suresinin ilk ayetlerinden, birinci sayfanın sonunda. وَمَنْ جَاهَدَ Bir insan nefsiyle cihad ederse وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Hakkıyla cihad edeceksin. وَمَنْ جَاهَدَ Bir insan cehd-ü gayret içerisindedir. Nefisle mücadele ediyor. Nefsin arzularını karşısına direniyor. Hayır senin dediğin olmayacak, Allah'ın dediği olacak. Hayır senin dediğin olmayacak, peygamberin dediği olacak. Hayır senin dediğin olmayacak, hocamın dediği olacak. Mücadele devam ediyor. فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Bu cihad eden insan, bu mücahedeyi gerçekleştiren insan, kendi menfaati için cihad ediyor. Yani bunun menfaati kendisine aittir. Kimseye minnet etmeye gerek yok. Kimseye başa kalkmaya gerek yok. Kardeşim, eğer nefisle cihad ediyorsan sen dereceyi kazanıyorsun. Sen Allah'a doğru koşuyorsun. Sen Allah'tan hidayeti elde ediyorsun. Sen cennetin âlâ makamlarına yükseliyorsun. Öyleyse وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Cihad eden ancak kendi nefsinin menfaati için cihad etmiş olur. Sehl ibn Abdullah şöyle der: Cahidu fi ikameti sünneh Cahidu fi ikameti sünneh lenehdiyennehum subulel cenne. Yani kullarımız bize gelen doğru yollarda cihad ederlerse sünneti yakalamaya, Allah'ın sünnetini yani Allah'ın kriterlerini yakalamak için cihad ederse biz de onu لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْجَنَّةِ Cennetin yollarına onları kesinlikle hidayete erdireceğiz diyor. Şimdi arkadaşlar وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ'den sonra ne geliyor? اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Yani kullarım siz nefsinizi dinlediniz, dinlemediniz. Benim burada hiçbir menfaatim yok, zararım da yok. Eğer siz bir mücadele veriyorsanız, uykunuzdan, keyfinizden, zevkinizden, bakmanızdan, oynamanızdan, eğlenmenizden bir mücadele veriyorsanız, bir takım haklardan kendinizi mahrum ediyorsanız, bunun menfaati size racidir.
Dolayısıyla kendi menfaatiniz için yapıyorsunuz bunu. Bunu böyle bilin. Allah alemlerden ganidir. Bırak seni. Kainatta kimseye zerre kadar Allah'ın ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah'ın ihtiyacı olduğundan dolayı değil, bizim ihtiyacımız olduğundan dolayı nefisle bu cihadı sağlıklı bir şekilde yürütmemiz lazımdır. Arkadaşlar, şöyle toparlayayım dersimi. Nefsi emmare, veli de olsa insan, deli de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa, herkeste bu vardır. Nefsi emmareyi Allah bize düşmanlık için mi verdi, dostluk için mi verdi? Yani iyilik yapmak için mi verdi, kötülük yapmak için mi verdi? Şimdi bakın arkadaşlar, ben içki içmiyorum diye sevap kazanır mıyım? Kazanmam. Çünkü içmekle karşı karşıya kalmadım ki hiç. Siz biz içki içmedik diye bir sevap kazanmayız. Ama evde sofra kuruldu veya piknikte sofra kuruldu arkadaşlarımızla. Birisi içiyor, haydi sen de iç diyor, haydi sen de iç diyor. Biz haramdır, günahtır da içmiyorsak o zaman biz sevap kazanırız. Doğru mu? Arkadaşlar, nefis ve şeytanı Allah bize düşmanlık için değil, fazla kazanmak için vermiştir. Bilirsiniz, hadis-i şeriflerde çoğunuz duydunuz. Gökyüzünde böyle bir karışlık yer yok ki orada melek olmasın. O gökteki meleklerin her birisi ya kıyamdadır, ya rükûdedir, yıllarca rükûdedir, yıllarca secdededir. Onların uykusu yok, uyku ihtiyacı yok, yemek ihtiyacı yok, yorulmak bilmezler. Arşı taşıyan melekler olsun ve bütün melekler olsun, onlar devamlı ibadet ederler. Peki siz ve biz kıldığımız iki rekatten aldığımız dereceyi onlar yıllarca tesbihten alabilirler mi? Almazlar, çünkü onlar nefisle cihat diye bir şeyleri yoktur. Öyleyse Allah Celle Celaluhu nefis ve şeytanı koydu bize. Ve bize de bak, bunlar ikisi sizin düşmanınızdır. Sizin göreviniz bunlarla beraber cihat etmektir dedi. Biz şimdi nefisle cihat ettikçe ne oluyor? Meleklerin kazanamadığını kazanmış oluyoruz. Onların ulaşamadığı şeylere ulaşmış oluyoruz. Bundan dolayıdır ki biz bunu lehe çevirmemiz lazım, aleyhe değil. Allah'ı dinlemezsek, peygamberi dinlemezsek, nefsimize uyarsak o zaman bizim zararımız olmuş olur. Ama bu zararı وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ. Yani insanın yaptığı güzellikler kendi lehinedir. İnsanın yaptığı yanlışlar da kendi aleyhinedir. Dolayısıyla biz nefisle cihad edersek ciddi manada çok şeyler kazanıyoruz. Ebedi cenneti onunla kazanıyoruz. Manevi makamları onunla kazanıyoruz. Allah yanında aziz olmayı onunla kazanıyoruz. Meleklerden daha üstün olmayı onunla kazanmış oluyoruz. Bizim görevimiz nefisle mücadeledir. Tabi akla şöyle bir soru gelir. Nefisle mücadelede bir haramlar var. Haramlardan sakınmak var. Bu çok önemli. Bir de fuzuli mubahlar vardır. Bunlardan da ne yapmalı? Nefsin arzularını efendim frenlemeli diyor. Bir sonraki dersimizde de ne kadarına evet, ne kadarına hayır demek lazım. Bunun ölçüsü var mıdır, yok mudur? İnşallah bir sonraki dersimizde de bununla ilgili bir değerlendirme yapmış olacağız. Nefsi olmayan var mı içinizde arkadaşlar? Yok. Hepimizde nefis var mı? Var. Öyleyse hepimiz cihatla karşı karşıya mıyız? Cihatla karşı karşıyayız. Büyük bir savaştan döndükten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Raca'na minel cihadil asgari ilel cihadil ekber." Büyük savaş, küçük savaştan büyük savaşa döndük demişti. Ve böylece nefisle cihada işaret etmiş idi. Çünkü evindeyken, kimse yokken, camideyken, yolda yürürken, hatta dersini yaparken nefis gelip seni rahatsız eder. Onunla cihad etmen gerekir, savaşman gerekir. Bu cihad bizim için efendim ayık olduktan sonra, uyanık olduktan sonra, insan yatağında yatınca şehit olmuyor değil mi? Savaşta şehit oluyor. Dolayısıyla biz de nefisle cihad ederken ruhumuzu teslim edersen farklı bir dereceyle Allah'a ulaşmış oluyoruz. Yüce Rabbim
Her birinizi, her birimizi nefis de cihat konusunda şuurlu olmaya muvaffak eylesin. Ve bilfiil muvaffak nefisle mücadele konusunda başarmayı ve nefsi mağlup etmeyi Cenab-ı Hak her birimize nasip eylesin. Bugünkü hutbede de okunan hadis-i şerifi daha önce de paylaşmıştık sizinle. Vel acizu men etba'a nefsehu hevaha ve temenna alallahil emani. Akılsız, aklı noksan insan kimdir? Nefsinin arzularının peşine koşuyor. Nefis ne istiyorsa onu yapıyor. Ondan sonra Allah Gafurur Rahim'dir. Cennet, Firdevs cenneti, yok efendim Darüsselam'dı, Adin cennetiydi. Hangi cenneti? Cenneti paylaşamıyor. Cennete girdi de şimdi cennetin içerisindeki dereceleri paylaşamıyor. Yani bir insan yanlış yolda yürüdüğü halde Cenab-ı Hak'tan ne yapmış oluyor? Beklentilere düşmüş oluyor. Yani ben harama devam edeyim, Allah da bana cennet hazırlasın. Ben günaha devam edeyim, Allah bana cennet hazırlasın. Nefis insanı bu hale getirmiş oluyor. Rabbim Celle Celaluhu akıllı olmayı, nefsi dizginlemeyi ve cihat ruhuyla hayatımızı sürdürmeyi, nefse daima galip gelebilmeyi Rabbim her birimize, annelerimize, babalarımıza, aile bireylerimize, dostlarımıza nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, özellikle bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, bu hizmetlerin yürütülmesinde maddi destekleriyle ayakta durmamıza sebep olan mütevellideki kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhları için, dernekteki kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhları için, her birimizin de ahirete intikal eden aile büyüklerimizin, aile bireylerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.